Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. 10. hafta dersimizde sosyal hizmet bilgisini neyin oluşturduğuna odaklanmaya devam ediyoruz. Literatüre baktığımızda ilk kez 1960'lı yıllarda Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanlar Derneği bu mesleğin etik kurallarını insana saygı, insanın değişme kapasitesine olan inanç, müracaatçının kendi kaderini tayin hakkı, müracaatçının güçlendirilmesi, mesleki yetkinlik, mesleki bütünlük, bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak, asgari olarak beslenme, barınma, giyim, eğitim, sağlık gibi insani anlamda ihtiyaçlarını ortalamanın üzerinde karşılamak, yardımcı olmak ve müracaatçının mahremiyetine, gizliliğine, İnsanın değerine, onuruna önem vermek, farklılıklara saygı, fırsat eşitliği yani sosyal adalete hizmet etmek, mesleki bilgi ve becerilerini diğerlerine aktarmaya, topluma, vatandaşlara aktarmaya istekli olmak olarak tanımlamışlardı. Sosyal çalışmanın değerleri insan yapısına ilişkin değerler, birey toplum ilişkisine dair değerler olarak kategorize edilen düşünürlerde olmuştur. İnsan yapısına ilişkin değerler şöyle ifade edilmektedir. Sosyal çalışmada insan yapısına ilişkin değerler, her insanın salt insan olmaktan kaynaklanan bir değeri vardır. İnsanın acı çekmesine izin verilmemelidir, seyirci kalınmamalıdır. İnsan korunmalı, yardım edilmeli, acısı hafifletilmeli, ortadan mümkünse kaldırılmalıdır acıları. Tüm insan davranışları bireyin biyolojik organizmasıyla sosyal çevre arasındaki etkileşimin bir sonucudur. 4. İnsan doğası itibariyle hareketlerinde her zaman rasyonel mantıklı değildir. İnsanda doğuştan ahlak sosyallik yoktur. Bunlar sosyal yaşantılarla, deneyimlerle gelişir. Hem insan ihtiyaçları hem de toplum ihtiyaçları, ortak ihtiyaçlar vardır. Toplumu oluşturan kişiler arasında önemli farklılıklar vardır ve bu kabul edilmelidir. İnsan motivasyonu karmaşık ve çoğunlukla belirsizdir. Aile ilişkileri kişinin yaşamının ilk dönemlerinde birinci derecede önem taşır ve yaşam boyunca deneyim, öğrenme sürecinin önemli bir yönüdür. Birey toplum ilişkisine dair değerlerimiz ise sosyal çalışma, uygun, becerikli ve güçlü olanın yaşam hakkının olduğu doktrini yani sosyal darwinizm yaklaşımını reddeder. Herkesin salt insan olmaktan kaynaklanan bir yaşam hakkı olduğunu kabul eder. Sosyal çalışma, zengin, güçlü, uygun ya da yoksul, zayıf, uygun değil biçimde sınıflandırma, kategorize etmeleri, damgalamayı reddeder. Sosyalize olmuş bireyciliği, katı bireyciliğe tercih eder. Bireyin refahın sağlanmasında toplumun önemli sorumlu olduğunu kabul eder. Devletin, toplumun sorumluluğunu kabul eder sosyal çalışma. Sosyal yardım ihtiyaç durumlarına bağlı olduğunu kabul eder. Özgürlük ve güvenliğin birbirini içeren kavramlar olduğunu kabul eder. Sosyal darwinizm daha çok 1870'lerden sonra vahşi kapitalizmin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler düsturunu benimsemiş ve Victoria dönemi yazarlarından Herbert Spencer tarafından geliştirilen bir düşünce yaklaşımı olarak doğada olduğu gibi toplumlarında biyolojik organizmalar biçiminde basitten karmaşa doğru gelişen farklılaşmaların yaşandığı ve doğal ayıklanma yoluyla güçlü olanın hayatta kalma ve uyum sağlaması süreçleriyle ilişkili yasaların belirlendiği bir yaklaşımdı. Her sosyal sistemin doğasına ilişkin bir istikrarsızlık olduğunu ve doğal ayıklanma yoluyla en güçlü, en uygun olanın hayatta kalabileceği görüşünü Spencer seslendirmişti. Sosyal darwinizm olarak. Sonraki yıllarda da bu ırkçı ve hümanist şeylerle harmanlanarak daha çok ırkçılığın, Nazi anlayışının temelini oluşturdu ve hümanizm karşısında bu düşünceyi kullandılar, sosyal darwinizmi. Sosyal hizmet mesleği sosyal darwinizmin karşısındadır. Güçlü ve başarılı olanın yaşam hakkı olduğunu reddeder. Her insanın salt insan olmaktan kaynaklanan yaşam hakkı olduğunu kabul eder. Diğer taraftan Emil Durkheim 1850'lerden sonra toplumsal dayanışma kuramında herkesin karşılıklı bağımlılık ve işbirliği, dayanışma, yardımlaşma ilişkileri içerisinde devletin, toplumun en üst kolektif bilinç biçiminde örgütlenerek eğitim, demokrasi, hukuk gibi unsurlarla
toplumdaki yurttaşların ihtiyaçlarını, özlemlerini iyi düzenlemiş kurallarla, kanunlarla yerine getirerek, bireysel çıkarlarla toplum çıkarını uzlaştırarak ahlaki yurttaşlık kategorisinde sorumlulukla onları sisteme bağlamanın sosyolojik açıdan önemini vurgulamıştı. 1965'lerde Gordon, mesleğin filozoflarından, çağdaş toplumda bireyin rolünü, bireyler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkilerini, bireyin diğerlerine ilişkin sosyal sorumluluğunu, bireyin temel ihtiyaçlarını ve kendine özgü durumunu, sosyal eylemin toplumdaki önemini ve sosyal sorumluluğu, bireyin kendini gerçekleştirmesini engelleyen engellerin ortadan kaldırılmasına dair önemli saptamalar yapmıştı. Johnson ise kültürel mirasın bağlı bulunan bireyin ve grupların sahip olduğu değerlerin, kişisel deneyimlerin, insan doğası hakkındaki görüşlerin ve bireyin sahip olduğu değerlerin bunların birbirlerini etkilediğini ifade etmişti. Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği şu etik ilkeleri, sosyal çalışmanın temel değeri ve ona ilişkin sosyal adalet bakımından bireyin onur ve değeri, ilişkilerin önemi, bütünlük, yetkinlik değerlerine dayandırarak sosyal çalışmanın temel değerleri ve buna karşılık gelen etik ilkeleri ortaya koymuştu. Birincisi hizmet değeri olarak ve etik ilki olarak bunun karşısında hemen buna örtüşen sosyal hizmet muhtaç, mağdur, dezavantajlı insanlara yardım eder ve bunlarla ilgili sosyal sorunlarla, toplumun sosyal sorunlarıyla uğraşır. İkinci değerimiz sosyal adalet. Buna karşılık gelen etik ilke, sosyal çalışmacılar ömürleri boyunca sosyal adaletsizliklerle mücadele ederler. Üçüncü etik değerimiz bireyin onuru ve değeri. Buna karşılık gelen etik ilke, sosyal çalışmacılar bireyin onuru ve değerine saygı gösterirler. Dördüncü değerimiz yetkinlik. Buna karşılık etik ilke, sosyal çalışmacılar yetkin oldukları alanlarda uygulama yapmalı, mesleki uzmanlığı tıp biliminde olduğu gibi geliştirmeli, güçlendirmeli ve sürekli çalışarak kendini geliştirerek yardım sürecinde en etkili, en derinlikli bilgilere ulaşarak etkili mesleki müdahaleler gerçekleştirmekle yükümlüdür. Sosyal çalışma disiplininde bunun temelini oluşturan önemli bilgilerden birisi sosyal ve ekonomik adaletin geliştirmesi bilgisidir. Sosyal çalışma eğitim programlarında her türlü baskı ve ayrımcılığa karşı sosyal ekonomik adaletsizliğin dinamiklerinin sonuçlarının anlaşılmasını sağlamak ve sosyal değişimin pozitif şekilde gerçekleştirmesi için sosyal adaletin, ekonomik adaletin gerçekleştirmesini sağlayacak kapsamlı sosyal politikaların geliştirilerek tüm meslek elemanlarına bunlara hizmet edecek becerilerin yüklenmesi, kazandırılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda sosyal ve ekonomik adaleti gerçekleştirmek için baskının kurumsal nedenlerini ve sonuçlarını anlamak, bunlarla mücadele etmek, sosyal eylemi ortaya koymak, bunlara dair müdahale stratejilerini kuramsal bilgilerle ortaya koymak durumundadır her bir sosyal hizmet uzmanı. Bu sosyal ve ekonomik adaletin geliştirmesi bilgisi mesleğin temel hareket noktalarından birini oluşturmaktadır arkadaşlar. Gerçek yaşamda sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması oldukça zordur. Dünyada bugün 2 milyara yakın insan açlıkla, susuzlukla mücadele etmekte. Her yıl 30-40 milyon insan açlıktan ölmektedir. Haklar ve kaynaklar nadiren adil ve eşit biçimde dağıtılır. Hatta hiç dağıtılmaz dünya küresel ölçekte baktığımızda. Adil ve eşit kavramları felsefe anlamda karşılığı olan kavramlardır. İnsanlar ne iş yaparlarsa yapsınlar, çalışsın ya da çalışmasınlar, aynı düzeyde gelire sahip olmaları zaten olanaksızdır. Sosyal çalışmacıların adaletin, sosyal adaletin, ekonomik adaletin varlığını ortaya koyma felsefeleri, adaletsizliklerle mücadele etmek ve her insanın hiç değilse insan yaşamına, haysiyetine, onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi ve kimseye muhtaç olmaması bakımından sosyal çalışmanın etik sorumluluklar olduğunun bilincindedir. Bunun içinde sosyal ve ekonomik adaletin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi bilgisi mesleki değerlerin temelini oluşturmakta ve etkili mesleki müdahaleler yapma noktasında sosyal çalışmacıları motive eden önemli bir değer ve bilgi kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Mesleki müdahaleler de bu motivasyonla açıkçası gelişmektedir.
Sosyal adalet toplumun tüm üyelerine eşit haklar, korunma, fırsat, olanaklar, sorumluluklar vermeyi ifade etmektedir. Herkesin eşit, kaliteli, nitelikli bir eğitime, nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşması, hiç değilse vatandaşlık geliri tarzında kendi yaşamını idame ettirebileceği kadar asgari bir gelire sahip olması, mağdur durumda kalmaması, beslenme, barınma, giyim, eğitim, sağlık kategorilerinde insana yaraşır bir hayat sürmesini sağlayacak olanaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Daha adil ve eşit bir topluma ulaşabilmek için sosyal adalet yolunda duran engelleri ortadan kaldırmak, bunları belirlemek, toplumsal kurumların insana hizmet eden şekilde dizayn edilmesi ve bunların önündeki engellerin ortadan kaldırılması, ön yargı, ayrımcılık, baskı biçiminde ortaya çıkan engellerin ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi, sosyal ve ekonomik adaletin kapsayıcı şekilde sosyal kurumların adil şekilde çalışması, insanların, vatandaşların yararına daha iyi işlev görmesi, toplumsal gelişmenin, kalkınmanın, değişmenin pozitif yönde değişimin yaratılması için sosyal çalışmacıların mesleki sorumlulukları vardır. Bu kategoride sosyal politika, sosyal patlamaları önleyen, toplumda huzur, barış inşa eden ve toplumdaki insan kaynağını geliştiren adeta sihirli bir güç gibidir. Ve buradan da sosyal hizmet uzmanlarının yaşamında sosyal politika bilgisinin son derece önemli bir değeri olduğunu ifade ediyoruz. Üçüncü sınıfta zaten sosyal politika diye dersiniz de var. Bu sosyal politika 18. yüzyılda 200 yıl önce ortaya çıkan sanayi devrimindeki işsizlik, yoksulluk, açlık, gelir yetersizliği gibi toplumsal sorunları çözmeye yönelmiş ve sosyal güvenlik, endüstri ilişkileri, sendikalar, sermaye, işçi, emek arasındaki ücret politikalarını dizayn etmek, iş hukuku bakımından sosyal hakları dizayn etmek, sosyal hizmetler açısından eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, kamusal hizmetleri dizayn etmek ve sosyal yardım alanlarında da yenilikçi çözümler bulma anlayışıyla dünyada ortaya çıkmıştır. Gittikçe kapsamı genişlemiştir sosyal politikanın. 20. yüzyıl sonuna kadar devletin varlığının korumasının yolu diğer ülkelerle yaptığı savaşlardan geçmiştir. Nitekim 1500'lere kadar yaklaşık 110 yıl İngiltere, Fransa devletleri birbiriyle savaşmış. Bu da tarihe yüzyıl savaşları olarak geçmiştir. Fakat artık 20. yüzyıla geldiğimizde, yüzyıl öncesinde devletlerin dış tehditlerden ziyade ülke içindeki sınıflar arası çatışma, sermaye emek arasındaki çekişmeler, farklı görüşler arasındaki kavgalar, görüş ayrılıklarından dolayı ülkenin tehdit altında kalabileceği, yani zenginle yoksul arasındaki ayrımların ülkedeki en büyük tehdit olduğu anlaşılmaya başlanmış ve burada işte Avrupa devletleri şiddetli sınıf çatışmalarını, ülkenin varlığını tehdit eden, içinden çıkılması zor durumları çözmek için sosyal sorunlara müdahale aracı olarak sosyal politikaları geliştirerek, bunları gittikçe güçlendirerek toplumda barışı, bütünleşmeyi, sosyal gelişmeyi sosyal politikalar yoluyla dizayn etmeye başlamışlardır. Toplumsal sınıflar ve çıkarlar arasında uzlaşma hedefiyle hak temelli bir düzlemde sosyal eşitlik, adalet, bunları sağlama yükümlülüğüyle yoksulları ve işsizleri, yardıma muhtaç insanları, geniş mağdur kitleleri, yurttaşları içeren sosyal politikalar, sosyal içerme politikaları olarak hak temelli sosyal politika anlayışlarıyla kapitalizmin insanı nesneleştiren, bayağılaştıran, dejenere eden, toplumu, bireyi, aileyi dejenere eden acımasız sistemin işleyişine merhem olmak amacıyla sosyal politikalar devletin geliri yeniden dağıtmak şeklinde piyasaya ait bir işlev görmesini ve mağdur kitleler lehine statükonun yoksullara gelir transferi yoluyla değiştirilmesi, herkese minimum bir vatandaşlık geliri sağlanması, asgari gelir elde etmesine hizmet etmesi hedefiyle sosyal refah devleti uygulaması bakımından bazen yasalarla, bazen istihdam politikalarıyla, yeniden dağıtılması yoluyla gelir transferi sağlayarak sosyal politikaları yaşama geçirmişlerdir. Sosyal çalışma açısından bunlara baktığımızda insan yaşamı ve işlevselliği onu kuşatan geniş sistemlerle ilişki içindedir. Ve sosyal çalışma insanı, toplumu, birey toplum, birey arasındaki ilişkileri, sosyal işlevselliği etkileyen geniş sosyal sistemlerle ilişki içerisinde sosyal politikaları kullanan bir disiplin ve meslektir. Ve buradan elde ettiği bilgileri, verileri
ailenin, bireyin, toplumun ne tür politikalara, ne tür gereksinimlere ihtiyaç duyduğu bilgisiyle sosyal çalışmacılar, sosyal politikaları geliştirmek, sosyal adalete hizmet etmek, bu elde ettiği derinlikli bilgilerle ihtiyaç sahibi müracaatçı gruplarına neyin ulaşılabilir olduğunu ve başarılı bir toplumsal bütünleşme sağlamak için hangi yolun izlenmesi gerektiğini bilme ihtiyacından dolayı sosyal politika bilgisi sosyal hizmet uzmanları için yaşamsal derecede önemlidir. Üçüncü bir kategori sosyal çalışmanın bilgi temelini oluşturan önemli bir unsur risk altındaki nüfus grupları bilgisiydi. Risk altındaki nüfus grupları kavramı insan farklılığı ve sosyal ekonomik adaletin geliştirilmesiyle doğrudan ilişkili olarak sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yapılar nedeniyle kimi nüfus gruplarının toplum genelindeki diğerlerine göre sosyal ve ekonomik açıdan yoksulluk ve yoksulluk riskleri altında çok daha fazla karşı karşıya kaldığı, çok daha mağdur olduğu, temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı, dezavantajlı koşullarda adeta yaşam mücadelesi verdiği, toplum kaynaklarına ulaşamadığı, bireysel, ailesel, toplumsal sorunlarını çözemedikleri, özellikle de bunlar yoksulluk, işsizlik, gelir yetersizliği gibi ağır riskler altında yaşayan nüfus grupları, kitleler, sosyal çalışmacıların temel hedef gruplarındandır. 2002 yılında yapılan TÜİK araştırmasına göre halen de çok fazla fark göstermedi aslında. Zengin ve yoksul arasındaki gelir farkı 8 kat. En yüksek %20'lik grup yani toplumun 16 milyonluk grubu %50'ye yakın ülkemizin gelirinden pay alırken en düşük gelire sahip 16 milyon yani %20'lik nüfus grubu da %6 gibi çok düşük bir payla yetinmeye çalışmaktadır. Nüfusun %20'ye yakını yoksulluk riski altında kalmaktadır. Sürekli yoksulluk, göreli yoksulluk ya da mutlak yoksulluk gibi kategorilerde özellikle yoksulluk sınırı altında yaşayan %20-30 nüfus kitlesi olduğu tahmin edilmekte ve açlık sınırı altında yaşayan da milyonlarca insan bulunduğu birçok medya organında paylaşılmaktadır. Maddi açıdan ekonomik problem yaşayan insan sayısı da 2012'lerde yapılan araştırmalarda %60'a yakın bulunmuştu zaten. Dolayısıyla görüldüğü gibi ülkemizde işsizlik, yoksulluk, gelir yetersizliği gibi risk altında yaşayan nüfus gruplarının oranı oldukça yüksektir. 20 milyon aile varsa bunun 4 milyonu aşağı yukarı ya da işte 84 milyon vatandaşın 20 milyon civarında vatandaş sürekli olarak böyle işsizlik, yoksulluk gibi ağır riskler altında temel ihtiyaçlarını karşılama riskiyle karşı karşıya yaşamaktadır. Böyle bir risk altında yaşamaktadır. Oysa Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre ve diğer insan hakları belgelerine göre her insanın kendi hayatını geçindireceği kadar gelire, işe, aşağı ihtiyacı olduğu ve buna böyle hakları olduğu bir ülke tarafından, buna imza atan ülkeler tarafından 1953 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve taraf olan ülkeler tarafından kabul edilmişti. Sağlıklı bir toplum, bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı insanlardan oluşan yurttaşların tüm yönleriyle sağlıklı olması için de burada böyle ailelerde yetişen çocukların eğitimi önem veren, yeterli kaynaklara ayıran, çocuklara gereken yatırımı yapan, her yönden kapasitelerini geliştiren, yaratıcı, üretici, çok yönlü düşünebilen, bilimsel problem çözme kapasitesi yüksek, kuşakların yetişmesini sağlayacak politikalar, programlar dizayn etmek gerekir. Böyle geniş olanaklar içinde yetişen çocuklar etkili iletişim kurabilen, kendisi ve çevresiyle barış içinde yaşayan, potansiyel güçlerini en etkili şekilde kullanan, kendini geliştiren, kendini gerçekleştiren, mutlu, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli yurttaşlar olarak nitelikli aileler, nitelikli toplum yapısı kuracaklardır. Erken yaşlarda çocuğun içinde bulunduğu çevre, ona sağlanan eğitimin olanakların niteliği, kalitesi, kapsamı, çocuğun yazgısını, yaşam kalitesini ve toplumun da niteliğini önemli ölçüde belirlemektedir. Bu bilgilerle belirtmek gerekir ki risk altındaki nüfus grupları bilgisi sosyal çalışmacılar için insana çok aşırı önem veren, insan onurunu ve haysiyetini öne çıkartan bu meslekte insani gelişmeyi sağlamak ve burada bireyin, toplumun gelişmesi, nitelikli hale gelmesi, insanların, mağdur insanların sosyal içermeye tabi tutulması için
sosyal çalışmacılar tarafından kullanılan bir bilgidir. Risk altındaki nüfus grupları bilgisi. Ülkemizde devlet harcamalarında sosyal harcamaların payını artırmak ve bu nüfus gruplarına yönelik sahip olduğumuz gelirin büyük bölümünün bunları harcaması için yenilikçi politikalar dizayn etmek durumundayız. Bundan dolayı da sosyal politika, risk altındaki nüfus grupları bilgisi ve sosyal adaletin, ekonomik adaletin geliştirmesi bilgisi yaşamsal derecede önemli bilgilerdir. Buradan uygulama alanları bilgisine geçtiğimizde her zaman vurguladığımız gibi sosyal çalışma uygulamalı bir sosyal bilimdir. Dolayısıyla uygulama alanları bilgisi de mesleğimiz açısından büyük değer ve önem taşımaktadır. Sosyal çalışmanın ilk uygulama alanları aile refahı, çocuk refahı, psikiyatrik sosyal çalışma, okul sosyometriydi. Bu toplumlarda meydana gelen gelişmeler ve ortaya çıkan yeni sorunlar işte tıpkı önceden aile içinde bakılan çocuğun kadının çalışma hayatına girmesiyle kreş gibi eğitim kurumları gibi okulların ortaya çıkması, yeni kurumların, sosyal refah kurumlarının ortaya çıkmasıyla, ailenin ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle sosyal çalışmacılar tüm dünyada özellikle son 100 yıl boyunca karmaşık sosyal sorunlara yeni çözümler bulmak konusunda yaratıcı düşünceler içine girmişlerdir. Ve bu süreçte de sosyal çalışmacıların yetkinlikle, bilgi ve donanımları yoluyla özellikle müracaatçı grupların ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal koşulların bireylerin, yurttaşların yararına hizmet verecek biçimde organize edilmesi, kapsamlı sosyal mevzuatın oluşturması açısından önemli mesleki rolleri olmuştur. 2010'daki yazdığı Sosyal İlmek kitabında Profesör Doktor Veli Duyan arkadaşımızın aktardığı gibi sosyal çalışmanın yaygın uygulama alanları çocuklar, aileler, yaşlılar, mahkumlar, ev içi şiddet kurbanları, cinsel tercihi farklı olanlar, evsizler, göçmenler, kadınlar, engelliler, siyasal ve ekonomik savunuculara ihtiyaç duyan kesimler, onlara yönelik savunuculuk hizmetleri, ruh sağlığı, madde kötüye kullanımını önlemeye yönelik tedavi kurumlarında bireylere ve topluma yönelik davranış sağlığı hizmetleri, kamuya özele ait kar amaçlı olmayan kurum ve kuruluşlarda çocuğun ıslahı, evlat edinmesi, istismar ve ihmalin önlenmesi, çocuğu koruma, suçluluk alanı, çeteler, aile hizmetlerini kapsayan çocuk refahı, gençlik hizmetleri alanı, toplum örgütlenmesiyle şiddet, eğitim gibi ortak sorunları hedef alan toplum ve komşuluk hizmetleri, yerel hizmetler, sapma davranışları kategorisinde çocuk suçluluğunun önlenmesi, gözetim, şartlı tahliye, diğer hizmetleri kapsayan adli sosyal hizmetler, savunuculuk alanında okul sonrası dönem suçluluk olgusunun önlenmesi, çocukların korunması, özel eğitim, risk altındaki diğer nüfus grupları için eğitim, okul hizmetleri, krize müdahale kategorisinde kaynak geliştirme, yerinden edilen göçmen nüfus grupları için verilen hizmetlerin koordinasyonu, acil durumlarda, afet durumlarında verilen acil hizmetler, sosyal hizmetler, afetlerde sosyal hizmet, toplum örgütlemesi kategorisinde savunuculuk, sosyal hareketlilik, sanayi açısından kirlenme, çevre kirliliği, yeşil sosyal hizmet ve sosyal adaletin sağlamasına hizmet eden örgütlerle, kurumlarla, STK'larla çevresel açıdan da birlikte ortak hareket etmek. Başka kategoride birlikte yaşayan bekar çiftler, evlilere ve ailelere yönelik aile hizmetleri yoluyla bireylerin sosyal işlevselliklerini güçlendirmek, desteklemek, geliştirmek, toplumdaki savunuculuk temelli hizmetleri dizayn etmek, yaşlılar ve fiziksel psikiyatrik bakım kategorisinde evde ya da kurumda bakım, savunuculuk hizmetleri, gerontolojik yaşlılara yönelik hizmetler, göçmen sığınmacılara yönelik savunuculuk, yeniden yerleştirme, ekonomik açıdan sosyal yardım konularında doğrudan ya da dolaylı hizmetlere sağlamak, diğer ülkelerde uygulayıcı, eğitimci, danışman rollerinde doğrudan ve dolaylı müdahalelerin kullanımı konusunda uluslararası sosyal çalışma,
Yasal yardım, lobicilik, savunuculuk, sosyal politika analizi, politikacı ya da yerel, bölgesel, ulusal düzeylerdeki diğer rolleri yerine getirmeye çalışan politik yasa uygulamalar, temel sağlık alanında halk sağlığı, doğum öncesi psikososyal yaklaşımlarla önleyici, koruyucu müdahalede bulunmak, AIDS konusunda çalışmalar yapmak, önleyici, tedavi edici müdahalelerde işbirliği yapmak, beslenme, tavuculuk hizmetlerinde, tıbbi sağlık hizmetlerinde rol almak, mevcut ordu içerisinde kriz ve destekleme hizmetleri kategorisinde orduda sosyal hizmetler, sosyal sorunları incelemek, sosyal çalışma uygulaması yapmak, tedavi hizmet çıktılarını etkiliğini ortaya koymak, gittikçe geliştirmek, araştırma değerlendirmeyi yapmak, çalışanlara destek hizmetleri kategorisinde kamu ve özel örgütlerde çalışmaları yapmak, onlara yönelik daha etkili, doyumlu, iş doyumunu artıran sosyal çalışmalar yürütmek, engelli bireyler için işe hazırlanmayı rehabilite edici bakımı kapsayan mesleki rehabilitasyon hizmetlerini kategorize etmek. Görüldüğü gibi sosyal çalışmacılar çok geniş sahada uygulama alanları bulunan meslek elemanlardır ve adeta sosyal filozof gibi kendilerini yetiştirmeleri, yaşam boyu öğrenme ilkelerine bağlı kalmaları, sosyal mevzuatı iyi bilmeleri, geliştirmeleri, mesleki becerilerini, yetkinliklerini, derinliklerini, sosyal sorunları çözecek derecede ileri hale getirmeleri gerekmektedir. Diğer bir bilgi kategorimiz sosyal çalışma uygulaması bilgisinde. Sosyal çalışma belirgin özellikleri olan uygulamalı bir sosyal bilim ve disiplin olarak ilgi alanına giren sosyal, psikolojik, ekonomik olgu ve olaylarla ilgili toplumdaki değişimlerin meydana getiren faktörlerin ne olduğuna dair bilimsel bilgileri kullanarak birey, aile, toplum düzleminde arzu edilen değişimin sağlanması, istenmeyen durumların ortadan kaldırılması konularında sosyal eylemler yapan, müdahaleler yapan, olaylara seyirci kalmayan, müdahaleci, işlevsiz bireylere, ailelere, toplumlara müdahale eden meslek elemanlarıdır, sosyal hizmet uzmanları. Yine her büyüklükteki sisteme müdahale edebilen, onlarla karşılıklı işbirliği içerisinde insan onuruna ve haysiyetine saygı çerçevesinde mesleki uygulamalarını yerine getirerek bireylerin iyilik halini güçlendirmeye ve onları olumsuz etkileyen çevresel koşulların ortadan kaldırmasına yardımcı olacak aksiyonları almak, bilgi, beceri, değerleri ortaya koymak ve toplumla işbirliği yaparak bireylerin gelişimini engelleyen toplumsal engelleri bertaraf etmek görev ve sorumluluğuyla da karşı karşıyadırlar. Sosyal çalışmanın uygulama becerilerinde eklektik bilgi temeline dayanan müracaatçı ile ilişkileri nasıl biçimlendireceği, müracaatçılara bilgileri nasıl paylaşacağı konusunda rehber olmayı, eylem konusunda hangi seçeneklerin belirlenip değerlendirileceği, durumlara özgü plan yapma, durumsallık yaklaşım çerçevesinde yapılan planlara uygulama, geliştirme, değerlendirme ve müracaatçı sosyal çalışmacı arasındaki ilişkiyi sonlandırmak ve daha sonraki izleme aşamasında da işte plan değişim süreci dediğimiz bu 7 aşamalı problem çözme sürecini bireyle, aileyle, toplumla çalışırken önce ona onunla tanışmayı, bağlantı kurmayı, daha sonra değerlendirme yaparak ön değerlendirme yoluyla durumu tespiti, teşhisi, üçüncü kategoride planlama yapmayı, dördüncü kategoride bu planları hayata geçirerek uygulamayı, yani intervention dediğimiz müdahaleyi, beşinci kategoride son değerlendirme yaparak muhakeme etmeyi, durumu ayrıntılı şekilde masaya yatırmayı, altıncı kategoride bu çalışmayı sonlandırarak gerekli raporu düzenlemeyi ve yedinci kategoride de süreç boyunca sürekli olarak izleme, takip, değerlendirme çalışmasını sürdürmeyi gereklemektedir. Yine önemli bir mesleki bilgi kategorisi insan farklılıkları bilgisi. Her insan farklıdır, her insan eşittir. İnsanların doğuştan gelen ailenin sosyoekonomik durumu, göz, ten rengi, eğitim, yaşanan deneyim, ailenin ekonomik durumu, sosyoekonomik durum dediğimiz set yapısı, statüsü, bedensel durumu, fiziksel özellikleri, coğrafi bölgesi, kendisi, ailesine ilişkin farklılıkları vardır. İnsan olmaktan kaynaklanan değerinin farkındalığıyla sosyal çalışma biliminde özellikle çocukluğundan itibaren
Kişinin kendi zayıflıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi, ilgilerini, yeteneklerini, amaçlarını, hedeflerini farkında olması ve bunlara yönelik bir farkındalıkla sosyal mesaj uzmanlarında profesyonel meslek elemanları olarak bütün bu farkındalıklarla bireylere çok etkili şekilde insan davranışı bilgisiyle yardımcı olması, etkili şekilde destek olması gerekmektedir. Her insan birbirinden farklı özellikler taşır. Kimi sakin, kimi hareketli, kimi özverili, kimi duyarsız, kimi çekingen, kimi fazla atak, kimi girişken, kimi düşünceli, kimi düşüncesiz, kimi gözü kara, çok cesur, kimi çok korkak, temkinli, kimi dağınık, kimi düzenlidir. İyisi, kötüsü, doğrusu, yanlışı yoktur. Bizde bulunan ve bulunmayan özellikler vardır. O kötüdür, bu iyidir diye bir kategorize de çok mümkün değildir. Dolayısıyla bunların çoğu tercihlerdir. İnsanın kendi tercihleridir, değerleridir, inançlarıdır, düşünceleridir. Bundan dolayı da herkesin bizim gibi düşünceli, özverili olmasını beklemek, onlara kızmak, herkes düzeltmeye çalışmak, ayar vermek, robot gibi, bozulmuş robotlar gibi, makineler gibi düzeltmeye çalışmak, böyle bir hakkımız yoktur. İnsana saygı göstermek, onun insanlığına, yolculuğuna, varoluşuna saygı duymak, sosyal çalışmanın temel değerlerini oluşturmaktadır. Bundan dolayı insana dair gerçekçi beklentiler içinde olmamız, rasyonel davranmamız, hayal kırıklıklarına uğramayı baştan engellemek ve mantıklı beklentiler içerisinde olmak gerekmektedir. Yaşam boyunca her insanın bir yolculuğu, ideolojisi, amacı, hedefi vardır. Her ideolojinin amacı kendine göre insan yaşamına, toplum hayatına düzen ve mutluluk getirmektir. Bütün dalları, bilim dalları öncelikle felsefeden çıkmıştır dedik. Ve amaçları insanın mutluluğu ve huzurunu sağlamaktır. Dinler, ideolojiler, sosyalizm, liberalizm, insanın toplumun daha iyi bir gelişme göstermesi, insana hizmet etmesi kategorisinde işlev görmeye çalışmaktadırlar. Dünyadaki 8 milyar insanın her birini psikososyal açıdan, sosyoekonomik açıdan tatmin etmek, doyurmak, iyi bir yaşam sürmesini sağlamak o kadar kolay değildir. Bundan dolayı da insanların sık sık karşı karşıya gelmesi, anlaşmazlığa düşmesi, kavga etmesi, tartışması çok olası şeylerdir. Aynı aile içinde bile aynı şeyleri hissetmeyiz. Kardeşler birbirinden farklı düşünür, kavga ederler, tartışırlar. Olaylar, olgular, durumlar görecelidir, özeldir, kişiye özeldir. Her insanı aynı kalıba oturtmak zordur, olanaksızdır. Bundan dolayı da insan farklılıkları, farklı ideolojiler, farklı görüşleri savunmak, onlara saygı göstermek, insani saygı ve sevgi çerçevesini korumak hepimizin temel vatandaşlık görevlerimizdir. İnsan farklılıkları bilgisi sosyal çalışmacında özellikle önünde üstünde durulması gereken ve bunun farkındalığında her zaman mesleki çalışmalarda bunu kabul ederek sevgi saygı ilişkisi çerçevesinde sosyal çalışmacıların pozitif birey toplum etkileşimi yaratmak amacıyla mesleki müdahalelerinde insan farklılıklarına dair bu kavrayışla insanı mutluluğa ulaştırmak, doyumlu, tatminkar bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için gereksiz tartışmaları, yanlış anlaşılmaları, kavgaları azaltmak, bu insanların farklı olduğunu, buna saygı göstermek gerektiğini, bu ayrımları büyütmeden, diğerlerini huzursuz etmeden, rahatsız etmeden kendi çerçevemizde bunları çözmek, aile içinde, toplum içinde seviyeli tartışmalarla her türlü görüş ayrılığına karşı herkesin istediği görüşü dile getirmesi fakat bir noktada uzlaşması, birbirine saygı göstermesi, bir şeyi dayatmayı bırakması kategorisinde sosyal hizmet uzmanlarının birey birey ve birey toplum arasındaki huzuru, mutluluğu, doyumu inşa etmede önemli mesleki rolleri vardır. Doğrusu bilimsel olarak da aslında insanın yeryüzündeki yaşamı bir oyun gerçeklik formundadır. Ve burada insan farklılıklarına saygı duymak, tartışmaları, insani olmayan böyle ilkel kavgaları, kanlı olayları, ölümleri bitirmek toplumun huzuruna hizmet edecektir. Bundan dolayı insanların ön yargıyı bırakması, herkesi birbirine benzetmeye çalışması, diğerlerine bir şey dayatmayı bırakması, öfkeli şekilde hareket etmeden insani çerçevede tartışmayı, görüşlerini dile getirmeyi nazik, saygılı, düzeyli bir şekilde bunlara dikkat etmesi gerekmektedir. Diğer insanlara duvarlar kuracağımıza, onlara köprüler
kurmamız lazım. İletişim köprüleri kurmamız lazım. Kimi insan çok halimselindir, kimi barut fıçısı gibidir, kimi şeker gibi tatlı, kimi zehir gibi acıdır. Bazısı çok nazik, bazısı intifakkar, bazısı çok kaba ve düşüncesizdir. Kimi uzatılan eli tutar, kimi uzatılan ele vurur. Kimi öğrenci, kimi öğretmen, kimi çalışkan, kimi tembel, kimi çok duyarlı, kimi duyarsız, kimi çok saygılı, kimi saygısız. Herkes işte bu yolculuğa, ulaştığı noktaya, yetiştiği ailede öğrendiği değerler, sahip olduğu olanaklar, yetersizlikler, kendi kapasitesi, genetik faktörleriyle bir yaşam, bir varoluş ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu insanın yolculuğuna saygı göstermemiz gerekir. Sosyal çalışmacılar olarak gündelik yaşamda görüştüğümüz danışanlarla herkes birbirini şikayet ediyor, diğerlerine varyansın ediyor, dedikodu yapıyor, diğerlerini beğenmiyor, kendini çok öne çıkartıyor. Halbuki insanlar farklıdır. Böyle kibir, gurur doğru bir yaklaşım değildir. Tevazu içinde, alçak gönüllülükle diğer insanların olumsuz alışkanlıkları olabileceğini, huyları, karakterinin yetiştiği aileden geldiğini, onlara adeta bir elbise gibi giydirildiğini, insan davranışı bilgisiyle de bu insanların olumsuz çocukluk yaşantılarının bugünkü olumsuz davranışlarını ortaya koyduğunu, bunu bilerek sosyal çalışmacılar bitkiler dünyasından da örnek vererek mesela hepsi ağaç fakat dalı, budağı, yaprağı, ağacı, elma ağacı, birisi meyve ağacı, birisi normal ağaç, birisi çok kaliteli ağaç, birisi normal bir ağaç, çürümüş bir ağaç, birisi erik ağacı, birisi nar ağacı gibi işte insanlar da böyle aynı malzemeden olmasına karşın yetiştiği aileler sahip olduğu genetik yaklaşım nedeniyle farklı fiziksel, zihinsel, duygusal anlamda çok farklı mizaç, kişilik yapılarına sahiptir. Aldıkları eğitim, deneyimler, geçtiği yaşantılar, olanaklar farklıdır. Yetiştiği aile farklıdır. Bundan dolayı da insanların optimal gelişim sağlaması, kendisinin en iyi versiyonu olabilmesi için sıradan bir yaşam sürmesi yerine kendi özelliklerini fark etmesi, derinlemesine farkındalık sahibi olması, kapasitelerini ortaya çıkarması, kendisini geliştirmesi, toplumsal düzeyde de yurttaşlık sorumluluğu edinerek bireye, aileye, topluma katkıda bulunması, insan uygarlığının inşasına da sosyal çalışmacının derinlikli anlayışları hizmet edecektir. Diğer taraftan günümüzde ekip çalışması yine birbirine benzeyen şeyler değil, herkesin farklı özelliklerini ortaya koyan, bunu sergileyen, farklı düşünen, farklı şekilde ekibe katma değer katan, yaratıcılık ortaya koyan, rutin düşünmeyen, yaratıcı düşünen, farklı bakış açıları ortaya koyan, yenilikler ortaya koyan, uyum kapasitesi gelişmiş, problem çözme davranışı gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın insanlara ihtiyaç vardır modern dünyada. Buradaki deneyimler işte eğitimlerle, seminerlerle, böyle bilimsel eğitimlerle, bugün yaptığımız gibi kitaplarla, filmlerle, atölye çalışmalarıyla, seminerlerle, tiyatro çalışmalarıyla, psikodramayla bütün bu bilgiler insanlara yüklenebilir donanımlarına. Aksi takdirde insanlar izolasyona uğramakta, yalnız kalmakta, toplum içerisinde bencilliğe, yalnızlığa, içe dönüklüğe maruz kalmakta, anlamsız, bağlantısız, yabancılaşmış, anomiye uğramış bir nesneye dönüşmektedir. Bundan dolayı da insanların başkaları tarafından değer görülmesi, benimsenmesi, saygı gösterilmesi, anlamlı insan ilişkilerinin kurulması, toplumsal anlamda yurttaşlık bilincinin inşa edilmesi, etkili insan olma özelliklerinin kazanılması, özgün, farklı, bilgili, bilinçli, önündeki engelleri kaldırmaya istekli, motivasyonu yüksek, birbirini zenginleştiren, güçlendiren, doyumlu bir toplumsal yaşamın aktörleri olmaya sorumluluğuna kavuşmuş bireyler olarak insanın huzuru, mutluluğu, güveni, başarısı ailenin, toplumun başarısında güvence altına alacağı farkındalığında bir yurttaş inşasına hizmet etmeye çalışan meslek elemanlarıdır, sosyal hizmet uzmanları. Farklılıklar, haklar, özgürlükler toplumdaki çeşitlilikle beraber gider. Sosyal çalışma eğitiminde de insan farklılıklarını anlamak, buna önem vermek, insanları yargılamayı bırakmak, oldukları gibi kabul etmek, onları robot gibi görüp arızalı, problemli
bireyler olarak görerek onları düzeltmeye çalışmak, onlara ayar vermeye çalışmak, mesleki açıdan bilimsel eğitim almış sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, öğretmenler için son derece yanlıştır. Fakat bazı düzeltmeler, öğrenme yaşantıları oluşturmak mümkündür. Dolayısıyla sosyal çalışmacılar farklılıkları anlamalı, kabul etmeli. Etkili iletişim yoluyla bu kritik konularda bilgi sahibi olarak üst düzeyde etkili mesleki çalışmalar yapabilecek seviyede olmalıdır. Bir diğer önemli bilgi kategorimiz alan uygulaması bilgisinde sosyal çalışmacılar müfredat programında eğitsel yönetici yani mesleki yöneticiliğimiz supervisor'ın kuruluş ortamındaki çalışma güçlendirme desteği altında mesleki yöneticiyle beraber süpervizyon altında müdahale sürecinde kendini tanımalı, insanların iyi durumunu güçlendirmek ve onları olumsuz etkileyen koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları nasıl yapabileceğine dair süpervizyon altında işte 4. sınıftaki mesleki uygulama stajlarında süpervizyon altında daha deneyimli meslek elemanlarının güçlendirmesiyle sosyal çalışmacılar etkili mesleki müdahaleleri öğreniyorlar. Uygulama yapılan kurumda sosyal çalışmacının diline, jargonuna uygun şekilde sözlü mesleki iletişim kullanmayı öğrenmek, bunu güçlendirmek ve süpervizyonu bu açıdan kullanmak, kurum politikalarını eleştirel gözle değerlendirmek, yenilikçi uygulamalar yapmaya yönelmek, önerilerde bulunmak ve bu kategoride de öğrencilerin bizzat uygulama yaparak bu mesleği uygulamayı öğrenmesi gerekmektedir. Sosyal çalışmanın araştırma bilgisi kategorisinde 4. sınıftaki tez yazma deneyiminde olduğu gibi burada bir konuda seçtiğiniz bir konuda çocuk refahı, engellilik ya da kadınlarla işte engellilerle, sosyal politikayla, çocuklarla, aileyle, bağımlarla hangi kategoride seçerseniz bir konuda tez yazarak bir araştırmayı başlatmak, sürdürmek, sonuçlandırmak, raporunu yazmak deneyimi işte sosyal çalışmada araştırma bilgisine karşılık gelmektedir. İnsan uygarlığı bugün geldiği teknolojik seviyede bu öğrenmelerle, sürekli araştırmalarla, sürekli öğrenmelerle, denemelerle, deneme yanılmalarla bir yöntemle, metodolojiyle bugüne kadar gelmiştir. Bu problemleri çözmek için sürekli olarak bilgi toplamak, veri toplamak, düzenlemek, açıklamak, anlamak, anlamlandırmak, bilimin yöntemlerine, kurallarına uygun olarak bu sonu loji ile biten bilim dalları olan psikolojide, filoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, felsefe gibi bilim dallarında bilgi kümesi olarak gördüğümüz bu deneylerle, öğrenmelerle, deneyimlerle, deneme yanılmayla olgulara, olaylara dair bilme yetimizle ve bunları çözmeye yönelik problem çözme yaklaşımlarımızla, gücümüzle, işte buna yönelik araştırmalarla, tümden gelimle bir takım çıkarımlara ulaşarak statik olmayan ve sürekli dinamik bir olgu içerisinde cereyan eden toplumsal düzlemde neden-sonuç ilişkilerini doğru açıklayarak bilimin jargonunda bunları etkili şekilde kullanmak ve sosyal bilimleri, sosyal çalışmayı daha üst seviyelere taşımak, özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sosyal çalışmacının toplumdaki karşılığında bulmak önemli mesleki sorumluluklarımızdan biridir aslında. Sosyal çalışmanın kendi mesleki jargonunda çocuğun yararı, çocuğun iyilik hali, ailenin iyilik hali, toplumun yaşam kalitesi, bireyin gereksinimleri, bireyin işlevselliği gibi kullanılan, sıklıkla kullanılan olgular, fenomenler mesleğin jargonunu oluşturmaktadır. Her mesleğin kendine özgü yöntemleri, teknikleri, müdahale biçimleri vardır. Tıpta, sosyal çalışmacıda, psikolojide, bütün bilim dallarında kendi yaklaşımlarına, tekniklerine, yöntemlerine uygun stratejileri vardır. Sosyal çalışmacıda bireyle çalışma, aileyle çalışma, toplumla çalışma kategorisinde, bu kategoride de sosyal çalışma araştırmasında da bütün bu bireyle çalışmada, topluma çalışmada yaptığımız çalışmalar konusunda araştırmalar yapmak, kanıta dayalı uygulamalar yapmak, yeni araştırmalarla yeni olgular, yeni veriler ortaya koymak, bunları yorumlamak, anlamak, anlamlandırmak, daha etkili mesleki çalışmalar ortaya koyabilmek, iyi araştırmalar, iyi kurgular, iyi kanunlar, iyi kurallar, iyi kurumlar ortaya koymada sosyal çalışmacının gücünü, değerini, etkiliğini ortaya koymak her bir
Sosyal hizmet uzmanının mesleki rolleri ve görevleridir. Bütün bu sosyal çalışma bilgisinin neyin oluşturduğuna dair incelememizin sonuç bölümüne baktığımızda, sosyal çalışmacılar bireyler için, aileler için hayatı kolaylaştırıcı, yani facilitator dediğimiz kategoride onlara yaşamı kolaylaştırmak için işlev gören, çalışan meslek elemanlarıdır. İnsan davranışları da bireyin sosyal çevreyle süregelen etkileşiminin bir ürünü olduğuna göre sosyal çalışmanın nihai hedefi tüm bireylerin insani ihtiyaçlarını karşılamak, insani iyilik hallerini tesis ederek bireysel gelişmeyi, toplumsal gelişmeyi pozitif yönde birey toplum gelişmesini tesis ederek sosyal entegrasyonu, toplumsal bütünleşmeyi, barışı ortaya koyarak huzurla, mutlulukla birlikte yaşayan, birbirine saygı gösteren, gelişen, değişen, dönüşen, yaşamdan doyum alan, yaşam kalitesi yüksek bir toplumsal yapıya ulaşma hedefine hizmet eden çalışmalardır bütün bunların hepsi. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanları da bütün bu çerçevede, bu geniş rollerde, mesleki rollerde etkili şekilde sorumluluk alan meslek elemanlardır arkadaşlar.